Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftalık bakım bitti arkadaşlar, oyuna giriş yapıyoruz. Bundan önceki videomuzda değindiğimiz mini bir kampanya vardı. Forma hediyesi var. Efootball Championship Pro etkinliği var cumartesi günü. Bundan dolayı Konami bir kampanya başlattı. GP hediyesi var günlük girişlerden ve bir tane forma kazanabiliyoruz. Bugün sürpriz bir şekilde Showtime paketi geldi. Epic paket beklerken Fransız 3 tane Showtime futbolcuyu getirdi Konami. Güzel bir Player of the Week var. Player of the Week paketinde önemli isimler yer almakta. Showtime futbolculara baktığımızda Mbappe 99 kadromuzda daha da yüksek seviye olacak. Marquinhos var ve ofansif orta saha burada Cabella yer almakta. Diğerlerine bakacak olursak giriş bonusu bildiğimiz kampanyadan dolayı her gün GP hediyesi. Toplamda 150.000 GP'ydi galiba. Kampanya detaylarına da hatta bakarız. Şurada 140.000 GP arkadaşlar. Bir tane forma hediyesi. Bunun dışında 1000 eFootball puanı hediyesi de var. Sağ alt mağazaya da RobiKey eklendi. Sağ alttaki i'ye tıkladığımızda eFootball puanı resmi sitesi demekti. Buna tıkladığımızda Konami'nin resmi web sitesine gidiyor. Giriş yapa tıklayacağız. Konami ID şifre bilgisini girip sonrasında aşağıda puan kazan yazacak. Girdikten sonra bilgilerimizi tıkladığımızda 1000 puan alıyoruz. Hatta hemen bu işlemi de gerçekleştirelim. Giriş yapa tıklayalım. Şimdi bu sembolden bayağı bir var. Birinin elinde kırmızı bir şey var. Bunun belinde sarı bir halka var. Tıpatıp aynısı yok ama hepsini seçsem ne olacak? 4 tane de seçtik. Aa, girdi, evet. Bir an dedim hatalı mı? İlginç, aynısı yoktu ama benzerlerini seçtik. Puanımız ne kadarmış? 30.200. Puan kazana tıklayacağız burada. Aşağıya çok indik. Bu kadar. Bilgilerimizi girdik. Yeter ki hesabımızın Konami ID'si olsun. Şimdi bir de mağazaya geri dönecek olursak hem puanımızı kontrol edelim. 1000 eFootball puanını aldık. Mağazaya RobiKey eklendi ama çok düşük seviyeli bir isim. Puanımız 31.200 oldu. Oyuncular dediğimizde sadece RobiKey. Keşke daha farklı, daha güzel, yüksek seviyeli isimler ekleseler. Formayı nasıl alacağız arkadaşlar, ona bakalım. Haftalık etkinliklerimiz geldi. Bir tane ücretsiz top açma hakkı elde edebildiğimiz etkinliğimiz. Evet, burada da forma kazanacağımız etkinliğimiz var arkadaşlar. Bir tane maç oynamak yeterli. Herhangi bir galibiyet falan şartı eklenmemiş. Formada bu arkadaşlar. Bir maç oynadığımızda formalarımıza bu ekleniyor. İstersek bu formayla maçlara çıkabiliriz. Ve yanında da 50 futbol parası kazandığımız bir diğer haftalık etkinliğimiz geldi. Bunların dışında farklı bir gelişme yok. Paketler var arkadaşlar. Yine manşete bakalım. 1000 futbol puanı, mağazaya oyuncu, GP hediyeleri, forma hediyeleri. Paketlere gelecek olursak. Sürpriz Showtime paketi eklendi. Epic paket bekleniyordu. Konami bu sezon içerisinde başka bir Showtime açıklamamıştı ama Fransız Showtime'lar geldi. Mbappe, Marquinhos çok güzel ama Marquinhos daha önce adaylı sözleşme olarak da verilmişti. Belki isteyen birçok arkadaşımız o kartını da almış olabilir. Ben o kartını çok beğenmiştim. Player of the Week'e gelecek olursak çok güzel futbolcular var ve bazılarının oyun tarzı, pozisyonları değişti. Alexander Arnold göbek olarak geliyor arkadaşlar ve 96 kadromuza daha da yükseğe çıkacak. Tam orta saha, sağ bekte de oynatabiliyoruz. Tam orta saha oyun tarzları da iki ceza arasında gider gelir. Hızlanan mermi, uzun top uzmanı, erken ortacı. Özelliklere baktığımız zaman pasları çok iyi. Defansif özellikleri de bu şekilde. Çok iyi değil ama kötü de diyemeyiz. Hız, hızlanma, şut gücü de bu değerlerde. 83 hız, 81 hızlanma, keşke daha da yüksek olsaydı. Dayanıklılığı 93. İki ayağını da kullanabilir. Becerileri de bunlar. Alexander Arnold'u çıkarabilirsem ben de göbek pozisyonunda deneyeceğim. Bruno Fernandes de defansif orta saha, orkestra şefi oyun tarzıyla geldi. Geriden oyun kurmayı seven bir oyun tarzıdır. Kendini geriye çekecek, arkadan paslarla oyunu kuracak. Ama yapay zeka oyun tarzına baktığımızda çılgın koşusu var. Gole giden atağı var. Uzun top uzmanı, uzaktan şut atabilen. Bunlar da önemli oyun tarzları ve birçok özelliği iyi seviyelerde. Çok iyi özellikleri var kendisinin. Becerileri bunlar. Güzel bir futbolcu Bruno Fernandes ama Bruno Fernandes'in de kartı hediye edilmişti. Elimizde Showtime kartı vardı. Tabi burada oyun tarzı değişti kendisinin. Çok önemli oyunculardan bir tanesi Kamavinga. Göbekte ve sol bekte en yüksek haliyle defansif orta sahada da oynayabilmekte. Çılgın koşu ve uzun top uzmanı, yapay zeka oyun tarzları, Özelliklerine baktığımızda birçok özelliği yeşil. Kafası 72. Defansif özellikleri de iyi. Hızı 78, hızlanması 80, dayanıklılığı 83. Becerileri de bunlar. Önemli becerileri var. Savunma anlamında da güzel becerileri var. Ve oyunda önemli isimlerden bir tanesi Chiesa. Birçok defa geldi. Ama bir keresinde 99'a çıkan karta gelmişti. Onu ben çıkarmıştım. Sonrasında seviyesi düştü kendisinin. Solda, sağda, GF'de birçok yerde oynatabiliyoruz. Çok güzel de oyun tarzları var. Harika. Hani hücum futbolcularında isteyeceğimiz oyun tarzları. Süper yedeği de var Chiesa'nın. Oyuna sonradan da dahil edebiliriz. Kaleci, İspanya milli takımının kalecisi geldi. 25 yaşında, 1.90 boyunda. Hücumcu kaleci. Özelliklerine bakalım. 80'in üzerinde. Kalecilik özellikleri 80'in üzerinde. Kadromuzda biraz daha artacak. Zıplaması nasıl? 77. Keşke biraz daha zıplama değeri yüksek olsaydı. Becerileri de bunlar. Sol bek, Perišić sol bek olarak geldi. Bu futbolcu da sahada her yerde neredeyse oynayabilir. Kenarlarda sol bek, sol kanat, sol açık, sağ kanat, gizli forvet. Ama savunmacı bek oyun tarzıyla geldi. Çok güzel de yapay zeka oyun tarzları var. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Her şeyden böyle biraz sahip olan bir futbolcu. Benim gerçek hayatta çok beğendiğim futbolculardan bir tanesi. Tam bir takım oyuncusu. Maçın başından sonuna kadar mücadele etmekte, hücumda katkıları da bayağı iyi. Ben ülkemizde bir takımda Perisic'i görmek isterdim. Umarım Perišić ilerleyen zamanlar, belki bu sezon, belki ilerleyen zamanlarda ülkemizde bir takımın formasını da giyer. Önemli bir futbolcu, zeki bir futbolcu. Hızlanma, şut gücü, zıplama bunlar da iyi. Ve sol bek olarak geldi. Hücum gücü yüksek bir sol bek futbolcusu olacak. Stoper 93'lük, 22 yaşında, boyu 1.89 ve sol ayaklı. Pasları nasıl? Alçaktan pası iyi. En azından verebilir. Kafası 82. Defans özellikleri 80'in üzerinde. Hızı 77-75. Tabii bu kadromuzda birkaç seviye daha artacak bunlar. 3 tane becerisi varmış. Çok az becerisi var. Biraz daha burası fazla olsaydı. Akrobatik uzaklaştırma filan. O tarz beceriler güzel olurdu. 92'lik sol kanat futbolcusu var. Gezici kanat. Birçok yerde oynayabilmekte. Bir tane daha sol bek. Bu sol bek futbolcumuz savunmacı bek. Savunma özellikleri büyük ihtimalle iyidir ve birçok yerde savunmada oynatabiliyoruz kendisine. Bakalım, savunmacı bek olduğu için savunma özellikleri ön planda, yüksek seviyelerde. Hızlanma iyi. Ama tabii çok yüksek seviyeli bir isim değil kendisi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder Konami seçmiş. Ofansif orta saha kartı 91'den başlamakta. Kadromuzda umarım 94'ü görür. Sağda, solda, ortada kullanabiliyoruz. Boşluk kullanan oyuncu oyun tarzına sahip. Şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Şut gücü kaç olmuş? Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından şutları var. Sıklıkla deniyor. Zaman zaman çok iyi şutlar da çekmekte. Zaman zaman hayal kırıklığı da yaratabiliyor. Bakalım Konami şut gücünü kaç yaptı? Çok güzel de burada oyun tarzları var. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma. Bunlar yüksek. Pas, yüksekten pası iyi. Falsosu 83. En merak ettiğim yere doğru geliyoruz. 89 şut gücü. Kadromuzda birkaç seviye daha artacak bu. Hızlanma, şut gücü gerçekten iyi olmuş. Bitiriciliği kaçtı ama bir de ona bakalım. Bitiricilik 78. Fena değil. Gayet iyi. Yüksek. Zayıf ayak yeteneği yüksek. Bazen kullanıyor ama kullandığında etkili kullanmakta. Makas çalım, çift vuruş ve diğer becerileri de bunlar. Yerin ortası da var. Dış plaseci, gelişine şut, uzun mesafe şut çekme. Becerileri güzel. Keşke birkaç seviye daha yüksek olsaydı kendisi. Ofansif orta sahada da kullanabiliyoruz. Kenarlarda da kullanabilmekteyiz. Ve sonda da bir tane düşük seviyeli açık futbolcumuz yer almakta. Bugün gelenler bunlar da arkadaşlar. Şöyle hatta hızlı bir şekilde top açılım yapacak olursak bakalım kimler gelecek. Gelen futbolcuları da bir kadromuzda görelim. Kaç seviyeye kadar çıkmakta. Evet. Şimdi bir lige gidecek mi diye beklerken doğru lige falan gitmiyor. Milli futbolcular Cengiz Ünder geldi. 17 numaralı formasıyla ülkemizin formasını gördük. Ay yıldızlı formamızı, Cengiz Ünder'i çıkardık. Bakalım kadromuzda kaça çıkıyor? 94'ü görüyor mu kendisi? Sağ açıkta, sol açıkta o pozisyonlara da çekeriz. Artık Alexander Arnold gelebilir. Onu çok merak ediyorum. Yüksek Kamavinga da olabilir. Bruno Fernandes gelmesin. 5 yıldızlı isim geliyor. Alexander Arnold mu? Aa, Alexander Arnold 10 numaralı formayı giymiş. Ben dedim 10 numara kim acaba derken çok iyi. Vallahi süper top açılımı oldu. Milli futbolcumuzu çıkardık. Paketteki en yüksek seviyeli ismi de çıkardık. Alexander Arnold da geldi. Hadi bir tane daha açalım. Şimdi ismini andığımız geliyor arkadaşlar. Kim gelsin? Kamavinga. Chiesa olmasın. Ya şu Simon'u da merak ediyorum. Gelirse deneriz. Kamavinga ya da Simon. İkisinden biri gelir mi? 3'te 3 olur mu? Yani ilk ikisi çok iyiydi. Artık ne verirse kabul ederiz. Ama son sıradaki futbolcuyu vermesin. 5 yıldızlı. Kaleci. Yok olmadı. Portekiz'e gittik. Süper top açılımı oldu. En yüksek seviyelileri verdi. Milli futbolcumuzu da verdi. Harika bir top açılımı. Gelenleri bir kadroya yerleştirsek. En yüksek seviyeli 2 isim. Oyun planı diyelim. Kadromuz bu şekildeydi. Alınma sırası. Şimdi gelen futbolcular defansif orta saha olarak geldi. Yerleştirdik. Takım oyun tarzımız 99'dayken bu şekilde oldu. Takım oyun tarzımı hatta 100 yapabilir miyim? Bir bakayım. Şu an menajerim kim? Zeisler. Hızlı kontra atak. Mesela bu futbolcunun takım oyun tarzını 99 yapayım ben. Hızlı kontra atakta. Takım oyun tarzımızı 100'e çıkaralım. O şekilde göreyim istiyorum. Bir tane daha futbolcumuzu yapabiliriz. Burada delete var. Oyuncu ilerlemesi. Şimdilik bir sıfırlayalım. Hızlı kontra atağını 99 yapsak. Kurtaracak mı acaba? Hala takım oyu tarzımız 99. Ben Messi'ye hız basmıştım arkadaşlar. O yüzden seviyesi düşük. Hızlanma bastım sürekli. Hızlı kontra atak. Takım oyu tarzımız şimdi 100 oldu. 100 olduğunda Bruno Fernandes 98 seviyeye çıktı. Ofansif orta sahada şimdi Ronaldo'yu çıkaramadım. Elim ona gitmedi. Milli futbolcumuz 94. Sağ çektiğimizde 94. Solda 94. Tekrardan şöyle düzeltelim. Diğer futbolcu da göbek futbolcusu Alexander Arnold. Ofansif orta sahada bile oynatabiliriz. 91. Göbekte 99. Öyle bir kart yapmışlar ki süper. Sağ bekte de o zaman 99'dur. Süper bir futbolcu. Göbekte de deneriz kendisini. Sağ bekte de deneriz. Oyuncu ayrıntıları iki bölgede çok yüksek seviyede oynamakta. Dosta da 91'e mi düşüyor? 91'e düşüyor. Yani birçok yerde aslında oynatabiliyoruz kendisini. Takım oyun tarzımız 99 oldu. Messi'yi çıkardığımız için kalsın şimdilik o zaman. Bruno Fernandes 98'di. 99-94 diğer futbolcularımız. Takım oyun tarzı bir Bruno Fernandes'i etkiliyor. Yani 100 olduğunda 98, 100 olmazsa 97'de kendisi. Bugün gelenler bunlardı arkadaşlar. Top açılımı benim adıma çok güzel oldu. İnşallah sizlere de en çok istediğiniz futbolcu tekte gelir. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.